Selamlar arkadaşlar. Merhaba. Evet, Temmuz bitti. Ağustos'a giriş yapıyoruz. Temmuz gibi zor bir aydan sonra Ağustos ayı inşallah bizi biraz rahatlatacak. Vallahi nefes alıyorsanız şükredin. Nefes alıyorsanız şükredin. Temmuz ayında çok ağır gezegen açıları vardı. İnanılmaz. Geçtiğimiz 10 yılın en zor ayını yaşadık arkadaşlar. Her çeşit sıkıntı, her çeşit problem. Kişisel horoskoplarda, dünyasal horoskoplarda yani dünyada olanlar. Evet, maalesef. Uçaklar düştü, demir yollarında kazalar oldu, patlamalar oldu, şiddet depremler olayları, oldu, şiddet ölümler. Olayları. Türkiye'de de aynı olaylar oldu. Bireysel horoskoplarda da geri dönülmez olaylar oldu. Birçok insan gerçekten hayatlarında önemli dönüşümler yaşadılar, değişimler. Yani dönüşümler yaşadılar, evlenenler oldu, boşananlar. Yani dönüşüm transiti bunlar. Plüton var bu işin içinde. Evet. Ama Ağustos ayının ilk haftaları biraz gergin olsa da yavaş yavaş gökyüzü durulmakta diyorum. Aslında büyük bir astrolojik fırtına yaşadık. Evet. Bu fırtınadan şimdi daha rahat bir döneme giriyoruz. Neler var bakalım? Ağustos'un ilk günü yine Mars-Uranüs karesinin o sert gergin enerjisiyle aya başlıyoruz. Ancak birkaç gün sonra biraz daha gökyüzü rahatlamaya başlıyor. Özellikle 6 Ağustos'taki yeni ay Güneş-Uranüs üçgeninin de verdiği o belki güçle beraber keyif, kuvvetlenecek. Biraz heyecan, belki değişim fırsatları diyelim. O Temmuz'daki ağır havayı biraz dağıtabilir bu yeni ayla beraber. İşte bu 5 Ağustos güzel. Mesela 1 Ağustos'ta isyan, başkaldırı, kaza, uçaklarla ilgili sorunlar buna benzeyen yapılardır. Zaten daha önce tahmin etmiştik hava taşıtlarında bir şey olacak. Dün gövde üzeri bir uçak inmiş filan. Türk Hava Kurumu'na ait. Şimdi bu 1 Ağustos'ta 5 Ağustos arasında gene kazalar, çatışmalar olurken 5 Ağustos'ta Güneş üçgen Uranüs. Bu çok iyi. Daha yaratıcılar, ilginç sürpriz gelişmeler. Bunlar çok belirgin olarak görünüyor. Zaten bu bir Aslan Burcu'ndaki 6 Ağustos yeni ayına rastlamış. Evet. 6 Ağustos 7 Ağustos'a bağlayan gece 0:50'de 14 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Güneş Uranüs üçgeninin etkisi bu yeni ayda var. Devam ediyor. Bunun yanı sıra Jüpiter Plüton arasında da karşıt bir açı var. Şimdi Jüpiter Plüton yeni ay esnasında şimdi Türkiye haritasında yeni ay haritasında ikizler yükselmiş. Evet, Türkiye'ye göre yeni ay sırasında ikizler yükseliyor. Yeni ayda 4. evde olmuş. Evet. Yeni aya üçgen yapmış. Jüpiter Plüton karşıt pozisyonda. Düğümlere kare saat 00:50'de başlamış etki. Evet. 14 gün sürecek bir etki bu. O andan itibaren pek çok kişinin hayatında ciddi değişiklikler olacak. Çünkü ikizler olduğu için değişken etkili. Evet. Yani yavaş değil. Çok yavaş etkisi yok. Çok hızlı da etkisi yok. 3 gün içinde etkisini gösterecek. Pek çok kişi için hayatlarında yeni fırsatlar, yeni renkler, yeni yapılar getirecek. Mesela kova burçları. Aslan yeni ayları zaten aşk, flört, çocuklar, aşk, tabii eğlence, ki, tabii ki. Yaz sanat, yeni ay. Yaratıcılıkla alakalı değil mi? Aslan sanat, burcu yeni ayı. Altın liderlikle de alakalı. Sanatsal faaliyette artışlar olacak. Büyük aşklar evlilikte sonuçlanacak. Evet. Kötü giden ilişkiler boşanmaya sebebiyet verecek. Kovalar ve aslanlarda yeni ilişkiler, evlilikler, birliktelikler. Üçgen yani sürpriz, zıpkın gibi vurucu, hızlı, heyecanlı, tutkulu güzel olaylara sebebiyet verecek. 8 Ağustos'tan Merkür'ümüz yerleştirmiş. Merkür burç değiştiriyor. Artık 8 Ağustos'tan itibaren Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Uzunca bir süredir Yengeç Burcu'ndaydı. Merkür didik didik böyle duygusal, geçmişle alakalı konular. Depresifti ev, aile konuları hiç sevmem. Çok fazla. Yani Merkür'ü Yengeç'te şimdi Aslan'a geldi, bir Aslan'a enerji verdi. Aslan'a geldi. 24 Ağustos'a kadar Merkür Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Tabii Merkür Aslan Burcu'nda biraz daha ben merkezli ve bencil kibirli düşüncelere neden olabilir. İlişkiler tabii biraz daha ilişki kurma şekli. Dramatik ilişki kurarsın. Daha dramatik, yani dramatize edersen tiyatral bir ilişki moda olur. Fakat iyidir. Yalnızca bu tabii ki borsalarda geçici yükselişe sebebiyet verir. İnsanlar şans oyunlarına doğru yönelebilir. Buna dikkat edin. Borsalarda çünkü düşüş bekliyoruz. 11 Ağustos'ta Merkür Satürn karesi o ani çıkışa bir dur diyebilir. Şimdi biz Ağustos genel yorum yaptığımız için şunu unutmamamız gerekiyor. Arkadaşlar hazırlıklı olun. Eylül 14 civarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomik bir gerginlik başlıyor. Ve bu gerginlik 1,5 yıl devam ediyor. Bu bir kriz öncesi görüntüdür. Kriz öncesi görüntü olduğu için ekonomik anlamda Türkiye Cumhuriyeti Eylül sonrasında çok ciddi sinyaller vermektedir.
Bu videolarımızı seyreden iş adamı, iş kadını arkadaşlarımızın buna göre yön çizmeleri gelebilecek ekonomik kriz sinyallerine karşı da önceden kredibilitelerine ve MTR'larına dikkat etmesi önemlidir. Hızlı hızlı geçelim. 11 Ağustos Merkür kare Satürn. Onu geçtik. Ağustos Merkür üçgen 15 Ağustos. Ağustos'ta Merkür Uranüs arasında güzel bir üçgen var. O biraz iletişimi hızlandırabilir. Medyada ilginç sürpriz haberler olabilir. Kişisel bazda özellikle ateş gruplarında güzel seyahat fırsatları, hava grupları da tabii tatil, seyahat fırsatları tabii olabilir. 15 Ağustos zaten tatil, seyahat, bağımsız orijinal düşünceler demek. 16 Ağustos'ta aşk gezegeni Venüs artık terazi burcuna geçiyor. Başak burcundan ayrılıyor. 12 Eylül'e kadar Venüs terazi burcunda olacak. Kuvvetli bölümde. Evet, kuvvetli. Kuvvetli. Başak'ta çünkü Venüs rahat değildi. Tabii rahat değildi. Şimdi, daha hesapçıydı. Biraz daha eleştireldi ilişkiler konusunda. Maddi konularda da daha belki tutumlu ve hesaplı tavırlar vardı. Ama Venüs terazi burcunda artık sosyal ilişkilerde, ikili ilişkilerde, evlilik ve aşk ilişkilerinde daha olumlu enerjiler verecek. Yani flört, başarı, saygı. 21 Ağustos'ta geldiğimizde de Kova burcunda ciddi bir dolunay var. Evet. Bu yıl Kova burcunda ikinci dolunayımız bu. Blue geçtiğimiz Mamba. Ayda Kova burcunda dolunay oldu. Bu ayda 21 Ağustos'ta yine Kova burcunun 28 derecesinde dolunay olacak. Buna biliyorsun mavi ay diyoruz. Evet, süper ay iki kez olunca. Süper mavi ay dediğimiz aydır. Hı-hı. Nadir bulunan bir dolunaydır. Çok az bulunan bir dolunaydır. 21 Ağustos Kova burcu, 28 derece Kova 11 dakikadadır. Dolunay haritasında Aslan yükselmiş. Dolunay haritasında Jüpiter-Uranüs kare, Şiron kuzey düğümü ile üçgen yapmış. Yani Jüpiter-Uranüs karesi, şimdi bu 21 Ağustos Kova burcu dolunayında zaten şey var. Blue Moon olduğu için geçmişte yaptığınız bir hata varsa o hataları tam anlamıyla çözebilirsiniz anlamına geliyor. Eğer hatalar yapmadıysanız da güzel ve iyi haberler alacaksınız. Aslında ayın geneline baktığımızda bu 21 Ağustos'a kadar olan dönem çok önemli. Ben 24 Ağustos Merkür Başak Burcu'nda 10 Eylül'e kadar gidiyorum. 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçecek. Ardından 24 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek. Artık Aslan enerjileri yavaş yavaş bitiyor. Başak enerjileri geliyor. İşte 24 Ağustos'ta Venüs kare Plüton var. Bu Ay Plüton karesi gibi bir açıdır. Evet. Güçlü duygular, yaratıcılık, fanatizm, şehvet, yoğun cinsellik, baskıcı ve takıntılı tavırlar, cinsel baskı dediğimiz yapıların çok ön planında olacağını göstermiş. Bu 26 Ağustos'u boş ver, moral bozmayalım. Ağustos'un son haftası biraz ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Venüs açıları birazcık gergin. Venüs Plüton'la kare açı yapacak 24 Ağustos'ta. 26 Ağustos'ta Uranüs'te karşıt açı yapacak. 27 Ağustos'ta Jüpiter'le kare yapacak. Yani ilişkiler bazında biraz Ağustos'un son haftası temkinli olmak gerekiyor. Aldanma, aldatılma, şehvet, kavga. Hı hı. 26 Ağustos. 26 Ağustos Venüs karşıt Uranüs. Dikkat! Evet. Bir ayetse terazi ve koçlar ilişkilerde bireysel özgürlük arayışı ani ilişkilerde bitiş. 27 Ağustos Venüs kare Jüpiter teraziler ve yengeçler dikkat. Ve müsrifliktir bu. Evet tabi Venüs Jüpiter kareleri para da çok harcatır. Alışverişler daha cazip hale gelebilir. İştahı da çok arttıran bir açı. Terazi ile yengeç arasında oluyor zaten. ay sonunda 28 Ağustos'ta Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Mars Aslan Burcu'nda da yani çok kuvvetlidir. Çok kuvvetlidir. Yengeçten çıkıyor artık. Aslan 16 Ekim'e geçiyor. Kadar Mars Aslan Burcu'ndadır. Burada güçlü yaşam enerjisi verir, liderlik verir, tutku verir, coşku verir, azim verir, güven verir. Ama unutmayın, kardiyovasküler hastalıkları olanlarda da kalp hastalıkları eğer verir. Eğer tabii haritada zayıf bir konum varsa orada Mars etkileyici olabilir. Bunun yanı sıra ateş grupları Aslan, Koç ve Yayların enerjisi ve yaşam enerjisi, sevgisi biraz daha artacak sevgili, Mars Aslan'dayken. Sevgili demek bir de biliyorsun bu yaptığımız genel yorumu algılayabilmeleri için bizim Bilinçokulu Astroloji Merkezi'nin Bilinçokulu'nun aslında günlük yorumlarına, aylık yorumlarına ve haftalık yorumlarına da çok dikkatli dinlemeleri gerekmiyor mu arkadaşlar? Tabii aylık yorumlarımızı burçlar için özel olarak hazırladığımız aylık yorumları dinledikleri takdirde daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler. Günlük yorumlarımızda da her gün gökyüzünün konumunu zaten ayrıntılı olarak yorumluyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bye.